Bir gün Kemal Efendi, Allah'ım kendisine sıhhat, afiyet, uzun ömür versin. Kasımpaşa'dayken efendim bir tane kadının birisi geliyor. Diyor ki, Kemal Efendi benim kocam her gece içer. 70-75 yaşlarında adam. Ne olursun gel de şuna vaaz et. Çok ısrar edince dayanamıyor, gidiyor. Gidince de tam akşam vakti olmuş. Kemal Efendi akşamdan sonra gelecek. Adam geliyor eve, karısına diyor ki hazırla sofrayı diyor. Bey diyor, bu gece içme bari. Ne olursun bu gece içme. Bir hoca gelecek, çağırdım diyor. İyi tamam, gelecekse gelsin bak. İçmiyor o gece. Sonra Kemal Efendi geliyor ona, yarım saat 45 dakika vaaz ediyor, nasihat ediyor. Sonra diyor ki hocam diyor, çok geç kaldınız diyor. Neredesiniz siz şimdiye kadar? Ne oldu diyor, hayırdır? Benim nice arkadaşlarım var diyor, o içki masalarında öldüler diyor. Neredeydiniz siz diyor, niye gelmediniz? Neyse Kemal Efendi'ye söz veriyor, tövbe ediyor, yapmayacağım falan. Kemal Efendi diyor ki, ismi neyse, diyor ki ya efendi diyor, müsaade edersen ara sıra ben senin yanına geleyim diyor. Anlıyor bir şeyler. Adam pişman olur, iki gözü iki çeşme salyosumu kağılıyor ama ve lakin ertesi gün yine meyhanede. Alamıyor kendini, bırakmak istiyor ama bırakamıyor. Bir gün iki gün derken tam arkadaşlar bir hafta sonra vefat ediyor. Hanımı da çok saliha bir hanım. Vefat ettikten sonra secdeye kapanıyor, namaz kılıyor, geceliğin teheccüde iki rekat. Allah'ım bana kocamın halini göster derken hüngür hüngür ağlıyor, ağlarken orada da uyuyakalıyor. Yarı uyanık, yarı uyurken iki tane adam geliyor. Belli ki ahiret adamı, tutuyorlar bunu. Kadın diyor ki kollarım acı dönüyor tuttuklarında, rüya değil ya. Götürdüler diyor beni bir hayvanat bahçesine. İşte bu parsel numarasına git dediler. Etrafta herkes diyor hayvan sesleri, köpek sesleri, bağıranlar, çağıranlar, kıyamet kopuyor. Ya beni nereye getirdiniz dedim diyor onlara. Sus konuşma yürü dediler. Biraz daha geldik, falanca yerdeki adaya git dediler. Ah benim kocamın bulunduğu ada diyor orası. Mahzen gibi bir yere indirdiler diyor. Orada bir inek gördüm diyor. Yahu ben kocamı gösterin dedim, siz inekleri gösteriyorsunuz deyince döndüler bana, sen onu insan mı zannediyorsun diye. O inek böyle duvara bağlanmış kısa bir şeyle. Duvarın bir tarafında şöyle bir büyük bir çivi var, bir tarafında da büyük bir çivi var. Başında birisi tutuyor bunu. Bir o tarafa atıyor çiviye, çivi giriyor buraya parçalıyor. Kanlar akıyor. İyileşiyor, bir bu tarafa atıyor. Oradan kanlar akıyor falan. O sırada dönüyor ona, bakıyor kocasının karısını görünce ağlamaya başlıyor. O sırada Allah-u Teala'nın izniyle o başı tekrar o kocasının dünyadaki suretine dönüyor. Diyor ki ona, hanım, hanım diyor. Ben seni dinlemedim diyor. O kadar pişmanım ki diyor. Getirdin o hocayı da dinlemedim. O kadar üzülüyorum ki. Bana bunu da diyorlar ki, sen hiç hoca dinlemedin mi? Sen hiç cami, cemaat görmedin mi diye. Bir oraya atıyorlar, bir buraya atıyorlar. O sırada o ineğin boynundaki o şey, efendim zincir düşüyor. Düşünce kadın uyanıyor. Hüngür hüngür gidiyor Kemal Efendi'nin yanına. Kemal Efendi sağdır. Kemal Efendi'nin yanına gidiyor. Kemal Efendi de gidiyor bunu Efendi Hazretlerimize anlatıyor. Efendi Hazretlerimiz de bunu kürsüden anlatıyor. Ve buyuruyor ki Allah'ın kulları ahirete hayvan olarak gidiyor. Mahmut bir şey yapamıyor.